Türkiye'nin risk biriminde bu dönemde ciddi anlamda düşüş oldu. Son hükümet, yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte belirsizliklerin azalması, diğer yandan bütçede deprem nedeniyle çok büyük açıklar oluşacaktı ancak aldığımız tedbirlerle bunu makul yönetilebilir bir düzeye çekmiş durumdayız. Bir taraftan da Merkez Bankamız rezerv biriktirmeye başladı. 6-7 ay önce 98 milyar dolarlara inen rezervimiz şu anda 128 milyar doları aşmış durumda. Dolayısıyla 30 milyar dolar civarında rezervlerimizde bir artış oldu. Siyasi istikrar ve güven iklimi ve izlediğimiz politikaların etkisiyle kredi risk birimimiz son 2,5 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda. Bugün yanlış hatırlamıyorsam 340'ın altına inmiş durumda. Bu Mayıs ayında 700'lere kadar çıkmıştı CDS dediğimiz kredi risk birimimiz. Şu anda 340'ın da 40'lar civarında diyelim. 340 civarına düşmüş durumda. Bu da gerçekten önemli bir husus olarak kaydedilmeli. Bunun anlamı ne? Özel sektörümüz, ülkemiz yurt dışından borçlanırken daha az faiz ödemek durumunda oluyor. Risk birimi düştükçe ödediğimiz maliyetler de aşağıya gelmiş oluyor. İnşallah buralardan da daha düşük seviyeleri görürüz. Bu yönde politikalarımızı sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Diğer yandan bütün bu politikaların etkisiyle önümüzdeki dönemde jeopolitik tabii risklerin de bir miktar ortadan kalkmasıyla daha güçlü bir fon akışı bekliyoruz ülkemize. Bunu da hep birlikte 2024 yılında göreceğiz inşallah. Konya'mızın kıymetli iş insanları, değerli katılımcılar, binlerce yıllık Türk İslam tarihinin önde gelen şehirlerinden Konya, bugün de ülkemizin kalbinin attığı önemli bir cazibe merkezidir. Üniversiteleriyle, sanayisiyle, turizmiyle, tarımsal üretimiyle Anadolu'nun göz bebeğidir. Az önce söylendi, bir tarım kenti olarak bilinen Konya bugün artık 3 milyar doları aşan ve neredeyse tamamına yakını 4 milyar dolara bu sene inşallah gelir. Üretimden olsaydı 3.9'du geçen sene, 4'ü geçeriz inşallah. Ve büyük bir kısmı da sanayi ürünleri ihracatı. Dolayısıyla aslında dünyadaki gelişime uygun bence bu. Dünyada bugün sanayileşmiş dediğimiz toplumlar önce bir tarım devrimi yaptılar, sonra sanayi devrimi yaptılar. Konya'da da bir sanayi devrimi olduğunu görüyoruz gerçekten. Türkiye 100 yılının sanayide, ekonomide, ihracatta öncü illerinden biri inşallah Konya olmaya devam edecek. Bu anlamda hem sanayicilerimizi hem de ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Cari fazla veren bir ilimiz. Türkiye olarak da hedefimiz bu sene %4 civarında bekliyoruz yıl sonunda cari açığı. Orta vadeli programın sonunda da %2'lere düşürmeyi, plan dönemimiz sonunda da sıfıra yaklaştırmayı düşünüyoruz. Cari açığı kalkınmamızın önünde bir engel olmaktan çıkarmak için gayret ediyoruz. Konya'nın yine bu konuda verdiği katkılardan dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Konya ülkemizde metal işleme makineleri sektöründe, araç üstü ekipman sektöründe, tarım makineleri ve ekipmanlarında, av tüfekleri imalatında Türkiye pazarının lider üreticisi konumundadır. Tarım makineleri ve ekipmanları ihracatında ülkemizde ikinci sıradadır. Savunma sanayi ihracatında ise dördüncü sırada. Savunma sanayinde de çok önemli bir yere geldik. AK Parti'nin iktidara geldiği yıllarda 200 milyon doların biraz üzerindeydi toplam savunma sanayi ihracatımız. Bugün 6 milyarlara gidiyoruz. Bu sene inşallah yıl sonunda 6 milyara yakın bir ihracat bekliyoruz. Sadece savunma sanayinden. Konya'nın da burada öncü bir il olmasını görmek gerçekten çok çok önemli. Yarın da yapacağımız bu tedarik toplantısının, savunma sanayi toplantısının da ne kadar anlamlı olduğunu, Konya'da yapılmasının ne kadar anlamlı olduğunu bu rakamlardan da görüyoruz. 3400'den fazla ihracatçı firmasıyla 180'den fazla ülkeye 3 milyar doları aşan ihracat yapan Konya 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. Turizmini saymıyoruz tabii bir taraftan da
hizmet sektörleri var. Ali Cenap Konyalı iş insanlarımızla bugün istişare ederek her birinin yanında daha güçlü nasıl olabiliriz? Konya'da üretimi, istihdamı nasıl daha etkin ve verimli hale getiririz? Bu yönde fikir alışverişinde bulunacağız. Yarın da az önce bahsettiğim gibi Konya 7. Savunma Sanayi Tedarikçi buluşmalarına katılacağız. Açılışında bulunacağız. Ben toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonraki bölümü bir dost meclisi şeklinde, basına kapalı şekilde devam edecek.